İyi akşamlar, tünaydın, günaydın, günün hangi saatinde kanalımı izliyorsanız. Uzun bir aradan sonra aranıza tekrar yeniden dönmenin özlemini ve heyecanını yaşayan ben Aycan Sönmez. Aranıza tekrar karikatürlerle geri dönüyorum ve kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Bugünkü karikatürün sahibi Yavuz ve Sevinç çifti. Aynı zamanda güzel kızları Sultan. Nerelere kayboldun Aycan? Hiç paylaşım yapmadın. Merak ediyoruz. Nerelerdeydin acaba? Gözümüz yollarda kaldı. Seslerinizi duyar gibiyim. Arada merak edip özelden yazanlarınız da oldu. Olabildiğince cevap vermeye çalıştım. Neredeydim ben? Şöyle ki kabuğuma çekildim. Birazcık istirahat ettim. Çünkü vücudum öyle yapmam gerektiğini bana söyledi. Sinyaller verdi. Böyle vücudumda zona adı verilen değişik yaralar çıktı. Bu da belimi ve sırtımı acayip ağrıttı. Bir süre böyle doğrulamadım. Sonrasında toparlandım ama o düzen bozulunca, ipin ucu kaçınca toparlamaya çalışırken bir ay geçti gitti. Nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Daha yeni yeni silkelenip kendime geliyorum. Eğer matematiğim beni yanıltmıyorsa, haftada iki tane karikatür yayınlarsam sanıyorum size vermiş olduğum sözü tutacağım. Ve Nisan'a kadar, yani Arç'ın doğum gününe kadar bütün karikatürlerimizi tamamlayacağım. Sonra da farklı farklı planlarım var zaten bu YouTube kanalıyla alakalı. Evet, beni izlemeye ve takipte kalmaya devam edin. Çizmiş olduğum bu aile İstanbul'da yaşayan çok sempatik, pozitif, acayip güler yüzlü bir aile. Yavuz'u ve Sevinç'i tanımama Merve ve Emre Ünal çifti vesile oldu. Çok da memnun oldu. Karikatür talebinde bulunmalarına çok çok sevindim. Umarım beğenirler diyorum. Bu arada zona hakkında sizleri birazcık aydınlatmak istiyorum. İlk baş böyle doktor dediğinde ben ürktüm. Böyle cüzdan gibi bir şey zannettim ya da kanser gibi, ne bileyim. Zona deyince insan korkuyor. Dedim ne ki o? Meğerse ne kadar ilginç. Küçükken geçirmiş böyle ciğer hastalıkları vücutta virüs bırakıyormuş. Yanlış tabir ediyorsam çok özür diliyorum. İzleyen doktorlar, hemşireler varsa. Bu su çiçeği virüsü vücudun böyle omuriliğin arkasına saklanıyormuş. Belli bir yaştan sonra, hani yaşlılarda, kemoterapi görenlerde ya da bağışıklığı düşen gençlerde ortaya çıkıyormuş. Sanırım bağışıklığım düştü. Yani birazcık böyle uykusuz kaldım. Kendimi çok fazla yordum, şey yaptım. Kendimi dinlemedim açıkçası. O nedenle böyle bir rahatsızlığa kapılıp çok korktum, sırtım falan ağrıyınca. Yani şimdi de dönem dolayısıyla insan daha da korkuyor hastaneye gitmeye. Biraz da böyle ah aman yetişmediğimiz için, yani böyle bir rahatsızlığa kapıldığımızda önce koca karı ilaçları, ondan sonra eğer etki etmiyorsa hastaneye, doktora gitme gibi bir alışkanlık mı diyeyim, yoksa öyle gördük mü diyeyim ya da böyle alıştık mı diyeyim, bilmiyorum. Böyle bir şey var yani. O nedenle de geçmesini bekledim. Geçmeyince de gitmek zorunda kaldım. İyi ki de gitmişim. Çünkü gitmeden, ilaç kullanmadan, krem kullanmadan geçmiyor gerçekten de. Ama en sancılı ağrılarını evde çektim. Yani keşke daha önceden gitseymişim. Bu şekilde bir rahatsızlık atlattım. Neyse ki çok şükür şu anda çok iyiyim. Rahatsızlığım geçti ama ben hemen böyle işe atılamadım. Hırıl hırıl, ah şunu yapacaktım, bunu yapacaktım diyemedim. Birazcık istirahate çekildim, sessizliğe çekildim, kendi kabuğuma çekildim. Zaten yani ipin ucu kaçınca şey oluyor,
toparlaması birazcık zaman alıyor. Bedeli oluyor, bir bedeli oluyor. Neyse ki sağlık olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Her şeye hallolur, her şey rayına oturur, düzene girer. Önemli olan, en önemli olan şey hayatımızdaki sağlık. Bu güler yüzlü, pozitif, cana yakın aileyi çizmek benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Eğer çizimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve diğer paylaşacağım çizimlerden, videolardan haberdar olabilmek için YouTube Archie'yi takip etmeyi ve ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.